Ankara'da şu anda yağmur yağıyor efendim. Ay gittim yoğurt aldım geldim ya. Islandım üstümü değiştirdim. Şemsiyem de yok. Çamaşır makinesi pet şişelere hayat verebilir mi? Bir kahve makinesi. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Sibel'le topu nerede? Sibel'i de hacıyı da çarşıya göndermişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, vallahi akşama gelecektim. Hüsnü abi nerede? Tavukları pişirmişem, Hüsnü abi de dönemişem. Tavukları pişirmişem, Hüsnü abimi dayımı göndermişem. Ay sevmiyorum efendim burayı sevmiyorum gerçekten laptopum çalışmıyor bunu bugün götürecektim efendim ondan sonra götüremedim efendim gündüz sıcaktı şimdi yağmur yağıyor bereket yağsın efendim yani. Ne alakası canım ya titalara ne alakası var? Anlamıyorum. Anlamıyorsun. Genel derdinden çıkarıyorsun. Çabuk kalbinden. Ya titamı da açarım, similyamı da açarım, putkamı da açarım veya görünür veya görünmez yani gelinlik elbisem. Ay efendim, efendim. Sen titalarıma bakacağına hayatım, baksana. Modama herif, moda, moda. Seninki de moda, moda. Moda herif, moda, moda. Seninki de moda, moda. Ay. Ne olmuş efendim? Tita uçları dikermiş. Solistimizin sefası olsun. Ay Tita ne kız? Anlamadım ki Tita'yı. Fransız kaldım Tita'da. Gerçekten, gerçekten. Kilo hoş geldin. Nasılsın canım? İyi misin? Ha? Villeri, hoş geldin. Bana rozet et, Villeri. Bir hoş geldin canım.
Çok güzel etek demiş Bileri. Evet efendim. Ay ay. Ay Bileri, sen de olmasan ben ne yapacağım ya? Gerçekten. Bak ne kadar güzel iltifatlar ediyorsun. Etek ne kadar güzel demiş Bileri. Yani. E ben de ne yapayım efendim? Gittim asansör. Ben de gittim efendim, aslan sütü aldım geldim. Yağmur yağıyor. Ha. Aynen canım benim bir tanem Roycu. Kurban olsun ablan sana. Ya. Gülüşüne kurban olurum. Ay kurban olurum ben sana. Canım kardeşim bir tanem. Bilero demiş ki ne taşıyanın bir daha yazsana Bilero'yu. Bir daha yazsana bebeğim göremedim Bilero'yu gerçekten. Ay şimdi efendim bu şarkıyı okuyacağım. Gerçekten telif hakkı çıkacak. Ama çok seviyorum ben bunu. Çünkü benim reklamlarımda da dönüyor. Sürekli. Neyse okuyayım var. Lay lay aynen Nisa Su 34 canım benim. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım. Bir rüzgar olsaydım olsaydım. Kapatalım efendim, bir saniye geçin. Telif hakkı almıyor. Yoksa alıyor efendim. Ay bir de şeyi de götüremedim efendim, yaptıramadım ya. Gündüz sıcaktı. Şimdi de yağmur yağıyor. Yağmur berekettir efendim. Bereket. Evet. Yok ya, telefonu olmuyor ya. Gerçekten. Şunu okuyayım bari. Bunda da telif hakkı var efendim. Beni bakar mısınız efendim? Sıfır beden. Gözlerin aklımda kaldı. Silemedim, silemedim. Gözlerin aklımda kaldı. Silemedim. Lanet ola sıcak gurur. Özür bile dilemedim. Ne baksın ayol? Ulan kör müsün? Ne boksörü ben altımda etek var benim. Aa demez mi? Baksör var altında bunun.
Ne boksörü? Ay. Dudağıma silikon sıktıracağım. Kan yaptıracağım. Ay, şuradaki tek tek işten vazgeçtim efendim. Yok, vazgeçmedim. Gerçekten şeye gideceğim. İstanbul'a gideceğim efendim. Belli değil günü ama Sude nasıl ablaya orada beni karşılayacak. Ondan sonra geliyorum. Bir dakika bekleyin efendim. Herhalde kapıcı bu. Ha, bizim kapıcı efendim gelmişti. Yayındayım. Feride ne demiş? Ay Sibel'cim, gerçekten yanlış oldu aşkım. Beril yazmak istedim. Neye yanlış olmuş hayatım? Aa, Mehtap gel. Mehtap gelsin, alayım bir tane. Nerede Mehtap ya? Ha, Mehtap'ı alayım efendim. Kız sana ne? Aa. Merhaba Sibel abla. Hoş geldin canım bir tanem ya. Hoş Ama bulduk. Ne mutlusun, ne güzel. kapıcıya ben iyi daldırdım. Mehtap sen harbileri konuşan bir kadınsın. Evet. Kapıcı Kapıcıya canım, ben iyi kapıcı. daldırdım ablacığım. Hemen diyorlar ki koli mi geldi? Evet, herkes koli Zaten geldi koli geldi dedi. de ben saklamıyorum ki. Doğru söylüyorsun abla. İşte insanların içi fesat. Aynen Mehtap ya. Ne Ay. yapıyor Mehmet? İyi misin İyiyim canım? abla, sen yayını açtın öyle, gelelim dedik. Hep beraber toplandık, geldik işte. Bütün kızlar toplandık. Roy'u alır Toplandık. mısın Sibel abla, Roy? Ha, alayım onu. O Nerede da yazdım mı onu? Amerika'da yaşıyor biliyorsun, senin hayranın. Evet, bunu aldık efendim. Buyursun. Nisa, hoş geldin. Merhabalar sevgili solistim ve Mehtapçım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nden, Deutschland, Almanya'ya selamlar olsun. Olsun, olsun solistim. Roy istek attın mı? Roy seni de alsın Sibel abla, istek at. Vallahi ben bu akşam Alişan'ı dinledim ama sevgili solistimi dinlerken daha çok keyif aldım. Mehtap biliyorsun sen. Evet. Bugün şimdi daha çok keyfim yerinde biliyor musun? Solistimi dinlerken daha keyifleniyorum böyle. Solistim bakın Roy yazmış, attım istek diye, şimdi attım yazıyor. Ben düşmem inşallah. Çünkü biri gelip giderken düşüyorum. Yok kız, sen niye düşüyorsun? Vallahi abla düşüyorum hep. Ay, Sayın Baysal, bugün öğlende konuştuk. Sizin en büyük fanlarınızdan biriyim.
Feride bir galiba bir numaradır yani. İki benimdir. Ben Aşağıdan de da varım sürekli ama. yazışıyoruz. Hayır canım sen hep yoksun burada. Biz hep buradayız. Aa, ben yok muyum? Yani arada sırada görüyorum seni Ben her hayatım. akşam buradayım. Sen gelmiyorsun. Ben sadece yukarı Ay çıkıyorum. Roy sana bir şey söyleyeyim mi? O çobanı aldım. Ondan sonra kalbi kırılmasın diyerekten. Bir de baktım ki ne? Sürekli beni şeyden arıyor. Rahatsız ediyor. Çünkü ben burada hani videoyu yüklüyorum. Montajlama yapıyorum. Köpeklerim var benim burada. Yemek yapıyorum. Temizlik yapıyorum. Baktım olacak gibi değil. Gerçekten birkaç şans verdim ama üçüncü şansta engellemek zorunda kaldım o çobanı. Sibel Hanım o zaten ne dediği anlaşılmıyor çobanın. Hayvanlarını otlarken bağlanıyor. Bu 42 Türk bayraklı profil fotoğrafı olan çobanı mı diyorsunuz? Evet, Yeni mi yaralıdır. geldi buraya? Geliyor hep o Bak, zaten. Ne dediği anlaşılmıyor ki başkasından onun gelebilir. kayıt Ben kalıyor. engelledim onu. İyi yapmışsınız. Ne dediği zaten anlaşılmıyor. Ya aslında bakarsan gulem şeklinde alınabilir ama öyle de yaptık yani. Ben yaptım. Dinledik ettik. Ama sürekli beni araması, taciz etmesi, yani ben burada yani koli aldığım zaman bile koliye şey yapıyorum. Yani koli susuyor. Kaldı ki ne çoban. Tamam, yaptığın mesleğe saygı duyuyoruz. Ne kadar güzel. Hatta sen de demedin mi? Ayşın çobanı alacağız da hayvanların o ses şeyi yok mu? Evet, La şans la sesi değil mi? la 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 şey dizil olayı var. Ha, Şans. onu çıkartır dedin. Sesi çıkartır dedin. Ne konuştuğumuz anlaşılmaz dedin. Anlaşılmaz. Doğru mu? Doğru. Yine de aldım. Ama sürekli arıyor efendim beni. Ben de engellemek zorunda kaldım yani. Sibel Hanım sizi telefondan aramaması lazım. Bu doğru Telefonla değil. değil. Nereden arıyor? Şimdi ben onu takip edince Ha, şeyden aradı Instagram'dan arıyor beni. sizi. Instagram'dan. Ay ne kadar Ha, ayıp yani. İnsan anladım. bir önce sorar Sizin bu müsait misin diye. söyledim ya bugün size. Sizin bu sosyal medya hesaplarınıza bir ayar çekmemiz lazım. Onu yarın dedik ya Mehtap konuşacağız. Yani Ama bunların şeyden. hepsine bu şeyler, mail Özelden. adresleri konuştuk ya bunların hepsinin değişmesi lazım. Bir ayar çekilmesi lazım. Sizde bu kadar kolay ulaşılmaması lazım diye düşünüyorum ben. Bugün yayınımıza birisi hanımefendi katılmıştı. Ne demişti? Sibel Baysal günde nereden baksanız efendim 7-8 saat yayın açıyor. Yani Aynen. emeğini tabii. Lavinia söyledi Mesela bunu ben de Sibel Hanım. istiyorum ki emeğimin karşılığını almak. Lavinia söyledi bunu Lavinia. Lavinia söyledi, evet. Siz Lali camiasında bir ikonsunuz. Şu kameranızın açısı bile bir santim oynamıyor. Tabii. Ay bu kadar tutarlılık yani hiç kimsede yok. Kusura bakmayın. Peki eteğin güzelliği Roy. Tabii kız. Balık Mehtap kız gibi sesin var mı böyle güzel maşallah. eteğin? Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun demiş. Eteğin mi güzel? Dumanlı dağları var mıdır aşağı? Seven sevdiğine var mı kavuşan?
Bırak da yanam yanam tutuşam. Ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Bırakın da yanam yanam tutuşam. Ben ölürüm o yar ellerin olmuş. Kesildi can damarı. Evet. Öyle kısa kısa gideceğiz efendim. Sibel Hanım, ben aşağı iniyorum. Siz de fanlarınız tam ekran görmek istiyordur. Boşuna yer tutmayayım burada. Aldığınız için teşekkür ediyorum. Size kucak dolusu öpücükler gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Öyle mi yazıyorlar? Aşkım hayır, ama şimdi biz buradayız ya. Yarım görünüyorsun sen ekrandan ya. Tam görmek ister seni insanlar. Ha. Onun için diyorum. Yoksa geliriz sen yine. Sen nasıl uygun görürsen canım benim, bir tane. Aşkım sen uygun görürsen ancak biz katılabiliriz. Önemli olan senin uygun görmen, bir tanem. Öpüyorum seni kocaman. Hayır, benim yarın görünmem de kalkıp da yani bence çıkma. Tamam, o zaman çıkmıyorum. Sen nasıl uygun görürsen. Tabii ki. Tabii ki burada muhabbet ediyoruz. Ne güzel. Ha sen yeter ki dur ben de buradan kaldırayım. Solistim bugün gözlerimin önünde. Hangisi şey mi? Aldatıldım her şeyi bugün diyor bana ya. Çok iyi gelmiş bu şarkı demiş. Yok yok şeyi diyor, dur onu okuyayım ben. Gözlerim aklımda. Nem Onu kaldı diyor. Ha, gözlerim aklımda. Ha. Aldatılmış bugün iyi geldi diyor. Kız iyi geldiyse bir daha aldatılmayacak diye bir şansın yok ki. Aldatıysa tekrar aldatır seni. Yani. Sizin kalbiniz yeter. Sesinizi falan bir kenara bırakıyorum. Ama Zümrüt de geldi, güzel şarkı söyledi değil mi Mehtap? Ay... Zümrüt bilmiyorum. Zümrüt'ün yayınında konuşamıyoruz biz. Zümrüt çok konuşuyor. Konuşturmuyor Yok bize. yok benim yayınıma geldi ya. Ha, onu ben duymadım. Ha, güzel okudu. Çok güzel bir çıkış yaptı. Gerçekten. O zaman şöyle gelsin. Sibel Baysal. Telife girmiyor musunuz Sayın Sibel Baysal? Çok çok yenilik çıktı. Şimdi İltiko hesabınıza bakayım. En sevdiğim parçanız. Evet, biraz sık. Kimelli olur. Yağmur devam ediyor mu? Ya. Efendim Ankara'da yağmur yağıyor, hala devam ediyor. Çekip hasreti yeteri kadar, çok bile dayandım gün nura kadar. Bu aşkın sonu yok, ölene kadar bırakmam peşini. Güldür sen benim misin? Koptu bu gece, tutmayın beni. Ölüm korkup uyuyor, seven kalbimi. Koptu bu gece, tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor, seven kalbimi. Ay efendim, ne kadar saygılı kızlar, görüyorsunuz değil mi? Hemen çıkıverdiler. Çünkü niye? Şarkı ve boydan görünmediğimden dolayı. Ben çok seviyorum gerçekten Mehtap'ı, Herma'yı, Lore'yi,
Loren, o kızın adı neydi? Loray o. Ha öyle diyeyim. Yani. Evet, mantıklı soruları alalım efendim. Ona göre Sibel Baysal tarafından cevap verilecek efendim. Gerçekten çok güzel sesiniz demiş. Ante Şavşak sen de gel, seni alayım. Tabii canım, bilerek çıktılar. Bilerek, saygılarından dolayı. Çünkü ne dedi Mehtap? Leroy? Sibel abla, boydan görünmüyorsun. Üç kişi, dört kişi olunca grup misali olmuş oluyor. Merhaba arkadaşlar, bugün size bunun çamlarından bahsetmek istiyorum. Nasıl para kazandım? Yani 16 bin lirayı nasıl kazandım ya sen bir bakın yine kazandım. Yine giriyor. Bir kez daha çeviriyorum. Aynen canım. Oyun artık. Adana'ya gidek mi? Şalgamadan içek mi? Vallahi Adana'ya gidek mi? Ulan şırdanından yiyek mi? Adana'ya gidek mi? Şırdanından yiyek mi? Ulan yok orada. Ne var orada? Lici içek mi? Karlı havalarda Adana'ya kar yağmıyor. Ankara'ya yağınca lay 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 Ay. Sibel abla, sana çok ön yargılıymışım. Gerçekten kendime kızıyorum. Beni sana yargıtıcı olarak tanıtanlara kız. Kendine kızma. Bir tane. Canım benim. Yani. Şu da Leoper. Bandan olarak takıyorum. Evet. Az önce de kırmızı vardı kafamda. Ya ne kadar güzel. Nerede o kırmızı ya? Nerede? Bulamıyorum. Belki altımdadır. Boş ver, bu daha güzel. Sen şarkı söyle. Sen ha? Hatırlamıyorum şarkı söylemeyi. Ne? Bilmiyorum şarkı söylemeyi. Ma bu saniye içinde minderim gona battu, minderim gona battu, lay 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 lay. Canım bana soruyorlar, diyorlar ki ne? Yok ben kendim şu an yayındakine kolay içmiyorum. Teşekkür ediyorum bu arada ikram Tabii. ettiğin için. Ha. Şey efendim kola doldurmuş da ben rakı içiyorum. Niye? Ha şey diyecektim ya.
Bu onur haftası olaraktan nitelendirilen bu kaçıncı yayınımda, videolarımda sürekli diyorlar ki ne? Sibel Hanım, şeyiniz, düşünceniz ne? Ben de diyorum ki ne? Onur haftası düzenleyen kişi veya kişiler tarafından yani dur şunu az önce almadık, şimdi alalım efendim. Az önce şeyi almak istedim, o anti şovşa. Ben de kızların yayındayken hayır anti şovşak, bana kalp bırakma, seni gene engelleyeceğim. Bak bana geliyorsun, al diyorsun, sonra geri çeviriyorsun. Olmaz. Mert Uysar demiş ki ne? Ben uyuyorum Sibel demiş. Neden erken açmadın yayını? Uykuda mısın sevgili yarim? Tam uyutayım seni. 48 saat uyu. Uyan, uyan. Aç pencereni, göreyim yüzünü. Ya bırak Allah aşkına, görüntü vermesen de olur. Anti şovşak mısın nesin? Yalvarıyorsun bana Sibel abla. Şey engelimi kaldır. Kaldırdım. Dalga mı geçiyorsun lavuk? Benle. Boş ver, sinirlenme Sibel Hanım. Aslan sütünden iç. Yedim. İçtim efendim, içtim. Ama yani kalkıp da. Nerede Uğur? Tabii ki gelirse alırım. Neden olmasın? Kaynak o da. Tabii ki alırım. Kim geldi kız? Ha şimdi alayım mı? Buradan mı alayım seni? İyi alayım. Hadi bakalım. Ha. Kekela yok muydum ben bu yazıya? Ay kim gelirse alacağım efendim. Hadi bakalım. Evet. Antik topu TikTok'u sen açtın bana. Kapatıran da sensin. Niye? Sibel Baysal orada yüksek takipçi aldığında ki almadım efendim. 4 takipçim vardı orada. Kolay mı TikTok'ta? Yani bir de bana iyilik yapmış. Müsait değilim ya. Siktir git lan, seni engelliyorum. Hadi. Katılamıyor efendim çünkü engelledim. Ya. Ben kimseyi istemiyorum hayatım. Kimseyi istemiyorum. Kimse bana istek göndermesin. Tamam. Adam akıllı olan, delikanlı olan, daşşaklı olan, suni putkalı olan,
orijinal putkalı olanlar göndersin. Yüreği güzel insanlar göndersin. Kalkıp da bunlarla ne uğraşacağım efendim ya. Allah. Kız bana bak, bir su musun nesin? Atiş Oşağı diyorsun da sen niye gelmiyorsun o zaman? Ha? Onun adına konuşuyorsun ya. O zaman sen gel. Görelim veya görmeyelim. Sana kızıl saat çok yakışır. Zaten güzelsin. Yok ben kendi saç renginden memnunum canım. Yani. Bak o ona diyor, o ona diyor. Ay nihayet efendim moderatörüm geldi Maide. Maide hoş geldin canım, hoş geldin. Bak neler söylüyorlar buradan. Anti ile o bir su. Engeleyeceğim bir daha kesinlikle. Bana dün yalvardılar. Aç aç engelimi kaldır diyerekten. Yok efendim. Yok yok yok. Bu sefer engelediğim zaman gerçekten engeli kaldırmayacağım. Yani sevgili Maide hanımefendi de benim moderatörüm efendim. Kız bağlansa ne olacak? Bağlanmasa ne olacak? Aa, geldin burada istek atıyorsun. Efendi tamam engelini kaldırdım. Yalvardın, ettin. Kaldırdım. Şimdi ne olacak? Bu videodan sonra seni tekrar engelleyeceğim. Hem seni hem de Anti'yi. Bir daha da kaldırmam o engeli. Hesabında yarın diğer bir gün geliyor. 12.800 olan. Dolar kazandım. Dolarları, euroları. Gene ne varsa Gürkan kardeşim de var bak. Hallediyor. Ya. Kim demiş onu? Bakayım. Ha, moderatörüm Maide hanımefendi demiş ki ne? Allah razı olsun demiş. Aynen ismini vermeyeyim de yazarlar mazarlar ona bu sefer. Gerçi o çocuk kalmaz. O çocuk kalmaz kimseye. Cık. O gerçekten beni bir abla olarak seviyor. Yani. Evet şimdi birazdan şeye gidiyorum. Karaköy'e. Karaköy'de meşhur. Var var. Karaköy kiranesine gideceğim. He, oraya giriş yapacağım bu şekilde. Börek yiyeceğim orada. Börek. Karaköy böreği. Zürife sokak. Ha. Hemen oraya gidiyorum. Şoförümü çağırdım, götürecek beni. Ya.
şu anda konuğum olan birkaç kişi geldi başta. Onların hakkında dahi konuşturma. Başkalarının hakkında da konuşturma. Sorularınız varsa Sibel Baysal'a soracaksınız. Sibel Baysal uygun gördüğü soruya cevap verecek. Uygun görmediği soruyu görmezden gelecek. Okey? Batladın Kulu. Hadi bakalım. Hayır, birisi yollamış, istek atmış konuk olaraktan. Onu bekliyorum. O da bende herhalde şey değil. O yüzden almakta zorluk çekiyorum. Belki de iyi bir insandır. Belki de güzel konuşacaktır. Ama demek ki ben onu sen mi yolladın? Ha. Bakayım. Tekrar göndereyim. Ha. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sibel Hanım? Teşekkür ediyorum efendim. Ben şey demek istemiştim ya, bugün isim falan vermeyeceğim, siz direkt anlarsınız zaten. Bugün o bahseden kişi var ya hesapla alakalı. Kişi olarak tanımıyorum, siz tanıyorsunuz da bahsettiği olay hani şunu şunu yap dedi ya size. Gerçekten de doğru, çünkü ben hacker'a 500 lira verip o çocuğun söylediği şeyleri yaptı bana da. Kurtarma olasılığınız %99 yani. Ben de Gürkan denilen arkadaşım, kardeşim. Çok özür dilerim. Siz daha iyi bilirsiniz ama isim vermeyin yine de siz isterseniz. Sizin için diyorum. Ha, sen onu mu söylüyorsun Evet, benim evet. dediğim? Evet. O benden para talep etmedi ki. Hayır, biliyorum. Ben size söyledim ya, Sibel Hanım dedim böyle böyle hackerlar var işte 500 istiyor falan dedim. Siz de sonra o çocuk geldi, o arkadaş geldi. Belki hatırlamazsınız. O arkadaş geldi, bu olayı anlattı. Ben de dedim ki aynen dedim, benim hacker, o internette bulduğum hacker da aynı işlemi yapacaktı Sibel Hanım. 500 lira talep etti. Ve siz çok şanslısınız, hesap kapatılmadı. Evet, şu an aktif olduğundan dolayı şanslıyım. Evet, çok Her türlü şanslısınız. alabiliyorum. Ben kurtaramamıştım. Çünkü benimkisi direkt kapatıldı Sibel Hanım. Direkt kapatıldı. Ha, ben Ay buraya olayı canım, sağ açmak olsun. için söylemedim. Hiç dillendirmeyelim. Sizin için korkuyorum dillendirmeye. Yani yanlış anlamayın sakın. Hiç dillendirmeyelim ki. Aynen. Ben sadece Buyurun içiniz rahat efendim. olsun yani. Aynı işlemi hackerlar da yapıyor. Gönlünüz rahat olsun. O çocuk gerçekten bilgili biriymiş. O anlamda size söylemek istedim. Aynen. Bakalım efendim gelirse gelir, gelmezse Sibel Baysal yine 10.000'i geçer. Geçer tabii, nasip kısmet vardır bir hayır Sibel Hanım ya. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani herkes bir aile, siz aile gibisiniz zaten. Herkes bir şeyin ucundan tutar, hesabınızı tekrar Ya yükseltiriz. bugün bir tane yaşlı bir kolim geldi, 50 TL para aldım. İnanırım. Bunu göz önünde bulundurun. Sibel Baysal'ın ekmeğiyle oynamayın. Aynen öyle, gerçekten. Tamam. Doğru Yarın söylüyorsunuz. bir gün döner dolaşır, ihale size kalır. Doğru mu hanımefendi? Gerçekten doğru, evet. Evet Sibel Hanım. Yani. Vardır bir hayır. Öyle ona yoralım yani. Başka bir şey yoramıyorum çünkü. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ne diyebiliriz?
ne diyebiliriz efendim? Kesinlikle ya, benim 500 dolar onu zengin mi edecek? Ya 500 dolar lafına inanmayın Sibel Hanım, o fake hesaptı zaten. Sizle konuştuğumda ben hemen o hesaba girmiştim. Hayır. Benim bana ödenecek olan 500 dolarım varken o ilk hesaptan oradan da bana şey mail geldi. Ay şaka gibi ya. Evet, orada da bana mail geldi. Giriyorum, ediyorum ama bir türlü yapamıyorum. Gmail istiyor, bilmem bir şeyler istiyor. Yani onu girebilsem ilk kapanan 0106 öyleydi herhalde. Evet. Perdeyi kapattı. Ha, 500 dolar zaten onun içindeydi. Oradan şu anki zaten para kazanamaz ki oradan. Ya ne kazanacak Sibel Hanım ya? Video başına kazanabilir o da. Yani nitelikli dolandırıcılığa giriyor bu. Allah ıslah etsin ya gerçekten. Eğer kurtaramazsanız direkt o hesabı sürekli spam atıp kapattırabiliriz yani. Eğer kurtaramazsanız. Gazi mi diyorsun? Evet. Gazi'de olan şeyde 500 dolarım yoktu. Ferdi'nin kapatırdığı 0106'da vardı. Pardon, pardon. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Kusura bakmayın. Pardon. Evet. Ya hoş Sibel ben. Hanım, bu hareketi yapanların ben dediğim gibi özür dilerim, konuyu açmak amaçlı değil. Sizi sevdiğim için yardım, bir şeyim dokunabilirse ne mutlu bana. Keşke dokunsa, elimden bir şey gelse. Aşağıdan da yazmıştım, ben size yalan yok, olduğum gibiyim, ön yargıyla yaklaşmıştım, hiç yalan söylemeyeceğim, günahınızı almak istemem çünkü. Ama inanın iyi ki, yemin ediyorum, akşam vakti, gece vakti iyi ki tanımışım dediğim insanlardan birisiniz, yemin ediyorum ki, gönülden söylüyorum, hissetmenizi isterim yani. Ama işte iyiliğinizi istediğim için hani ilk konuşmaya girerken de hep hani isim vermiyorum, bahsetmeyelim ama %99 alırsınız. Çünkü bana bahsettiği, benim de hesabım 2 ay önce kapatıldı Sibel Hanım. Bütün her şeyim gitti. Her şeyim, o yıllarım da o hesabım yani. Benim de yalan olmasın 14.000 15.000'lik bir hesabımdı. Ama ben orada hani bir ücret, bir para kazanmıyordum. Öyle yayınlarım falan yoktu. Sadece yıllarca kullandığım anılarım, hikayelerim falan. Telefonla değiştirdiğim için sadece orada vardı her şeyim. İnsan psikolojikmen çöküyor yani. Ondan sonra ben de hackerlara ulaştım. Aynı Gülkan'ın söylediği şeyleri söyledim. Ben şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki ne? Siz tamam anlıyorum. Sizin de hesabınız çalınmış. Fakat ben orada diyorsunuz ki ne? Para kazanmıyorum. Evet evet, ben anladım ne demek istediniz. İşte şunu söylemek istiyorum. Benim hakkım orada. Kesinlikle. O 500 dolar. O 500 dolar onlara da geçmeyecek. Onlar da alamayacak. Evet. İşte ben de şunu demek istiyorum. Ben bile hani parasal olmamasına rağmen, hani para ortada olmamasına rağmen zoruma gittiyse, sizin gitmesi hayda hayda normal. Üzülmeniz çok normal anlamında söylemek istedim. Ben şunu anladım. Ben de orada emek verdim. Benim de videolarım, paylaşımlarım var dediniz az önce. Ben lütfen rica ediyorum. Ben anlayana yani anlarım ben. Anlarım. Ona göre de güzel böyle ifade, cümle kurarım. Fakat siz yayıncı değilsiniz. Evet. Bunu zaten kendiniz söylüyorsunuz. Fakat onu hesabımı çalan insana da, çünkü IBAN numarası bana ait. Ne o alabilir, ne ben alabildim. Aynen öyle. Ya gözlerine dizlerine dursun ya. Cık cık. Gerçekten. Allah'ın adaleti şaşmaz ya. Adalet büyük. Bakalım. Yani eğer o bakınız efendim tekrar olaraktan hani Sibel Baysal söylüyor falan diyerekten değil. Ben bu yok günümde kalktım, bir malum şahıs İstanbul'dan beni aradı, Darül Ecez'den kalktı, benden bir telefon rica etti,
Onu aldım sürekli böyle artık üzüle üzüle yayınlarım sabaha kadar sürüyor. Ondan sonra yatıyorum. Kalkamıyorum. Yani kalktığım zaman da DTD veya kargo kapanıyor. Yani ulaştıramadım Biricik Sultan'a. Evet. İnanırım. Madem öyle, Biricik Sultan hakkında yapmış olduğunuz videolar, prim sağladınız, o kadar paralar kazandınız. Niye o zaman Biricik sizi aramadı? Demek ki aradı ki telefonlarına bakmadınız, Sibel Baysal'ı aradı. Doğru. Doğru yani, doğrudur. Yani bir şey diyemiyorum Sibel Hanım. Ben de memnuniyetle aldım ona bir tane telefon. Yarın Allah izin verirse PTT'ye gideceğim. Göndereceğim. Dediğim gibi sizi araştıra araştıra çok sevdim yani. Gerçekten çok gereksiz bir önyargıdaymışım. Evet. Yani kişisel olarak yaptıklarınız beni ilgilendirmiyor. İyilik veya kötülük. Ben insan olarak gerçekten sizi çok sevdim. Ve keşke hani yardım edebileceğim bir konu olsa da edebilsem yani. Sizi böyle hani modu düşük asla görmek istemem. Şu an değil, hani genel olarak söylüyorum. Üzülmenizi asla istemem. İnsan olan bunları ister zaten. Hani buna sevgi yok. İnsan olan bunu ister. Ama şunu da söyleyeyim hanımefendi. Kalkıp da Biricik Sultan'ın benden tamam cezaevi arkadaşı. Hı hı. Ben orada tanıdım onu. Evet. Ben bunu defalarca kez videolarımda aksettim. Konuştum. Neden üzerinden nemalanıp videolar çekip de yani insan bir ziyaretine gidemez mi? Veya bir telefon ne kadar ya? Haklısınız. Kadın beni aradı. Kadın beni aradı ya. Kadın beni aradı. Ben üzerinden nemal almıyorum. Nemal almış olmuş olsam zaten ben telefonu alıp göndermem. Evet. Öyle bir şeyin altına girmezsiniz yani. Yani üzerinde nemelenen olanlar utansın. Onu darüle cezeye, huzur evine atanlar utansın. Ne diyeyim efendim? Doğru söylüyorsunuz ya. Allah'ın adaleti büyüktür, tekrar söylüyorum. Gerçekten büyük. Şaşmaz. Yarın bir gün, bir ay, bir yıl, iki yıl her türlü çıkar yani. Adalet büyük. Düşenidin ya da dostu yokmuş aman aman. Ben burada yayın açıp da hiç geçen bir öğretmen hanımefendi katıldı yayınıma. Hı hı. O kadar hayvan besliyor. Evet, duymuştum Sibel Hanım. Şahit olmadım. YouTube kanalında var. YouTube kanalında var. Kalkıp da ne dedim? Ankara Valiliğinden izin olmadığı süre içerisinde ben yayınlarımda ibar paylaşamam. Evet. Yasak zaten. Tabii ki. Yasak. Aynı Biricik gibi. Yani ben sana diyebilirdim. İşte sevgili hanımefendi sen de şey yap. Hayır, Biricik beni özelden aradı. Tamam. Bir telefona ihtiyacı varmış. Ben de aldım. Göndereceğim yarın. Allah izin verirse. İnşallah. Yarın gönderemezsem. Çünkü yayın yapıyorum. Yayın yapmazsam YouTube'm gelişmiyor. Orayı aksatmamak gerekiyor. Aynen. Bundan dolayı hani sana da diyebilirdim mesela. Tamam Biricik'e ben hayır ben kendimi aldım. Kendim aldım. Beni aradı. Kendim aldım telefonu ona. Tuşlu telefon kullanıyorum. Canım sıkılıyor. Engelliyim dedi. Ondan zaten biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra kurban olduğum Allah'tan da şifalar diliyorum. Amin. Sadece Biricik Sultan'a değil tüm engeli olan insanlarımıza, halkımıza. Amin Sibel Hanım. Ya lafınızı bölmüş gibi olmayayım da aşağıdan biri bir şey yazdı, bir bakın isterseniz. Fizyoterapistlendin diye biri.
Bence okuma. Ben hiç... Yok, okumadım direkt. Sadece ismi söyledim, belki tanırsınız diye hiç okumadım. Sesli Ay son. boş ver, boş ver. Boş ver. Ne kadar güzel geldiniz. Böyle vicdanlı bir, merhametli bir şekilde tarafsız olarak konuştunuz, konuğum oldunuz. Görüntü vermemeniz hiç önemli değil. Önemli olan düşüncelerinizi ifade etmek. Yani görüntü Evet. vermememdeki sebep de Sibel Hanım, açıkçası doğru olmak gerekirse Mehtaplar beni tanır buradan. Yani öyle özel bir reelden değil ama sanaldan. Ben onların yayınlarına gidip böyle makara kukara, Şengül ablayı tanırsınız. Onun yayınına gelmiştiniz, misafir olmuşsunuz. Ben orada tanımıştım sizi. Ya daha önce tanıyordum aslında ama bahsettim size, ön yargılıydım gibisinden. Bazı olayları farklı dinlediğim için ya da internete düşen videolardan dolayıdır. Size aksedeyim, siz anlayın, detaya girmeyeyim. Ondan sonra işte Şengül ablanın yayınına geldiniz falan filan, oradan tanıdım. Bir baktım o gün bugündür sayfanızdan çıkmıyor. O gün bugündür buradayım valla. Bakın, kimsenin yayınına gitmiyorum. Yayınınıza geliyorum. Hepsini sattım valla. İstemsiz oldu. Ama siz de merhametli bir insansınız. Allah razı olsun. Anlayışlı olaraktan konuşma diksiyonunuzdan zaten belli. Yani diyecek çok şey var ama hanımefendi olmanıza rağmen biz de laleyiz. Ne varsa kimden zarar geliyorsa emin olun uzaktaki laçolardan bize zarar gelmez. Gacılardan zarar gelmez. İçimizdeki lobunyalardan çekememezlik olaraktan zarar geliyor. Kesinlikle Sibel Bu Hanım, evet. bu konuşmayı 3 gün önce Mehtapların yayınında yaptım, biliyor musunuz? Dedim ki ben dışarıda bir kadın olarak söylüyorum bunu dedim. Biz kadınlar dedim, örnek veriyorum, sizleri seviyoruz. Bir tane kadınla kavga hiç ettiniz mi dedim yani. Hepsi hayır dedi. Çünkü kadınlar hani olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendi içinizdeki insanlar çekemiyor, nankörlük yapıyor, kavga ediyorsunuz. Kendi içinizdeki pislikler bulaşıyor yani, tabiri caizse, kusura bakmayın ağır konuştum ama öyle oluyor yani. Gerçekten kendi çevrenizdeki insanlara, yani size istinaden söylemiyorum, genel arkadaşlar için söylüyorum. Hep kendi taraflarından bir pislik ayağa kaydırmaya çalışıyor sürekli. Bir yarış içindeler. Aslında birlik olunması gerekiyor. Ama birlik yok, eşitlik yok. Ondan Kesinlikle. dolayı herkes kendi kazdığı kuyuya illaki düşüyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Bir de bana soruyorlar. Onur haftasıymış. Ne onur haftası? Bir paket prezervatif verildikten sonra onur haftası yönetimleri yurt dışına karşı sefalarını sürüyorlar. Biz de burada çeyrek ekmeğe dürbünle bakalım. Yağmur yağacak da bir bardak su şey. Allah'tan ki bugün yağmur yağdı da şimdi birazdan çıkacak. Bir Öyle oldu gerçekten. Lafın üstüne denk geldi, yağmurun yağması. Ama şeyi de çok beğendim. Zümrüt'ün o oktavını her zaman böyle okumazdı o kadın. Onu da sonuna yetiştirmiş Sibel Hanım. YouTube'da da var. YouTube'ya attım. Çok beğendim. Aa, izleyeceğim sizden o Nasıl? zaman. Kadın Almanya'da, Deutschland'da yaşadığı yaşadığı halde o kadar şey yaptı. Yani o oktava nasıl çıktı? Allah'ım ya Rabbim olamaz ya. Bravo gerçekten, ama izleyeceğim sizden. Çünkü ben bugün hiç yayınlara giremedim. İlk kez giremedim. Normalde hep buradayım. Hani bu Yayın saatlerde falan. bitiyor efendim. Yayın bitiyor. Hanımefendi teşekkür ediyorum. Paylaşmam lazım. YouTube kanalımdan Baysal TV'den Ben izleyebilirsiniz teşekkür efendim. ederim. Kendinize iyi bakın. Tamamdır.